Bu videonun post prodüksiyon işlemleri Monster Abra A5 dizüstü bilgisayar üzerinde yapılmıştır. Katkılarından dolayı Monster bilgisayara teşekkür ederiz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sürpriz bir ürün var. Hepsiburada.com'dan benim kişisel olarak satın aldığım bir ürün var. Ben de sizler gibi heyecanlıyım. Şimdi kutusundan çıkartıyoruz. Özellikle ses tarafındaki sorunları ortadan kaldıracak inovatif bir ürün. Çok heyecanlanmıştım ben bu ürünü duyduğumda, araştırıyordum. Ve uygun da bir fiyatlı bulunca aldım. Ama dediğim gibi parasını falan kendim verdim. Kendi cebimden ödeyerek aldığım bir cihaz var. Hemen çıkartalım bakalım kutuda ne varmış. Biraz sizi meraklandıracağım belki videonun başında ama zaten göreceksiniz açtığım zaman. Şöyle açıyoruz kutumuzu. Ve ne çıktı? Rode'den Wireless Go isimli taşınabilir kablosuz mikrofon seti. Ben son dönemde, onu birazcık kutuyu açmadan önce söyleyeyim. Son dönemde beni heyecanlandıran iki tane cihaz var. Bir tanesi DJI Osmo Pocket. O biliyorsunuz küçük bir video kamerası şeklinde. Hem gimbal olan hem de 4K video çekebilen bir cihaz. Bir diğeri ise bu ürün oldu. Bunun bir benzerini Sennheiser'ın da var bu arada. Ama o biraz şekilsiz, şükülsüz, garip bir şey. O yüzden ben bunu çok beğenmiştim. Fiyatı da kısmen, Türkiye fiyatı da kısmen makul olunca almaya karar verdim. Şimdi ne işe yarıyor? Hemen onu söyleyeyim. Aslında bu ürün temelde bir kablosuz mikrofon arkadaşlar. İki tane, bir alıcımız, bir vericimiz var. Şöyle bıçağımızı da kenara koyalım. Kutusunda bunlar var. Birisi alıcı, birisi verici. Bir tane işte ne var? Windshield diyorlar. Buna biliyorsunuz dead cat de adı veriliyor. Yani rüzgarlı bir ortamda kullandığınızda sesin hışırtı yapmamasını sağlıyor. Bir USB-C kablomuz var. Bir tane mikrofonu, yani alıcıyı daha doğrusu fotoğraf makinesini ya da işte video kameraya bağlama için gerekli olan kablo. Bir de küçük bir poşetimiz, yani taşıyıcı kılıfımız olduğunu belirtelim. Şimdi heyecanlı bir şekilde kutuyu açıyorum. Bu ürün söylediğim gibi temelde bir wireless mikrofon, yani kablosuz mikrofon. Kablosuz bir tane cihazın bir tanesini fotoğraf makinesine veya kameraya veya cep telefonunda olabilir bu arada dönüştürücü alırsanız. Bir diğerini ise kendi üzerinize takıyorsunuz. Üzerinde hem bir mikrofon girişi var hem de sizin isterseniz de mikrofon takmadan da sadece cihazın kendisi de aynı zamanda bir mikrofon özelliği bulunduruyor. Şimdi şöyle bir açalım. Tamam, açmış olduk. Şöyle çıkartıyorum. Gayet kompakt bir kutumuz var. İlk defa sizinle ben de açıyorum. Vallahi heyecan dorukta, öyle söyleyeyim. Açtık. Şöyle göstereyim. Ne çıkıyor kutudan? Hop, cihazın kendisi geldi zaten. Buraya bunlar yapıştırılmış gibi yalnız. Hops, kutuyu yırtmak zorunda kalacağız gibi görünüyor ama. Yok, klipslerini takmışlar. Cihaz bu kadar arkadaşlar. Bu alıcı, yani bunu fotoğraf makinesine ya da işte video kameraya bağlıyorsunuz. Ön tarafı bu şekilde, arka tarafı da şöyle bir klipsimiz var. Şimdi benzer bir parça da mikrofon tarafı. Şimdi onu da bir çıkartmaya çalışıyorum. Biraz öyle bir sağlam yapmışlar ki kutuyu da açamıyorum bu arada. Evet, şu an kutu kendisi böyle kutuymuş yani. Evet, şöyle açtık. Şöyle yine klipsten bağlamışlar. Şöyle hemen göstereyim. Şu elimde tutmuş olduğum parçası, alıcısı. Bu da mikrofon tarafı. Şöyle görüyorsunuz. 3,5 mm kulaklık girişimiz de mevcut. İsterseniz öyle kullansın, istemiyorsanız direkt kendisi de mikrofon zaten. Type-C bağlantısından şarj alıyor. Şöyle yanlarından da göstermiş olayım. Çok basit, küçük ve hafif bir cihaz. Biliyorsunuz biz hep kablo mikrofonlar kullanıyorduk. Kablosuz da mikrofonumuz vardı. Ben bu tarz bir ürün kullanmayı tercih etmeyi düşünüyordum. Ama iyi olmuş bunu. Şimdi deneyeceğiz. Birazdan deneyeceğiz bu arada. Kutu içeriğine bir daha bakalım. Ne var? Şurada bir... Aa, çok güzel, bakın böyle sarılmış Type-C kablomuz. Ekranda görüyorsunuz Type-C kablomuz var.
Başka. Ama bir tane daha Type-C var. İki tane Type-C kablosu var. Şöyle göstermiş olayım. Başka, az önce söylemiştik, şu dead cat'lerimiz var. Windshield diye geçiyor, yani rüzgar kesici gibi bir anlam var. Onları şuraya takıyoruz bu arada. Bunun için değil yalnız bu. Şunun için. Şöyle. Görüyorsunuz burada yuvası var. Bunu da şu tırnaklarını o yuvaya yerleştirdiğimiz zaman takılmış oluyor. Şöyle. Biraz zor girecek gibi görünüyor ama o tırnaklar o yuvaya. Dur bakalım, biraz zorlayalım. Evet, biraz zor giriyor bu. Şimdi oldu. Şöyle. Saç takılmış gibi oldu. Evet, böyle de çıkıyor. İki tane bundan var. Bunları da koyduk bir kenara. Bu nem absorber. Bu kablomuz var. Fotoğraf makinesi ya da video kameraya bağlamak için kullanıyoruz bunu. İşte kullanım kılavuzları bilmem ne, bık bık bık. Bir de bu da kılıfımız. Çanta şeklinde böyle neopren dediğimiz malzeme. Hoş, güzel bir çantamız da var. Bunu içine atıp bütün parçaları da koyduğumuz zaman istediğimiz yere rahatlıkla götürebiliyoruz. Bu arada mikrofonların bütünleşik pili olduğunu belirteyim ve 7 saate kadar kullanım ömrü de sunuyorlar. Şimdi gelin Rode Wireless Go'nun ses kalitesine hep beraber bakalım. Evet, şimdi Rode Wireless Go'yu taktık. Şu anda yakamda gördüğünüz olduğunuz mikrofon tarafı. Diğer receiver dediğimiz alıcıyı da fotoğraf makinemizin, ki biz Canon EOS M50 kullanıyoruz, taktık. Şu andaki sesin bütün kaydını az önce kablolu mikrofon kullanırken şu anda kablosuz mikrofon üzerinden kayıt alıyoruz. Oldukça bir rahatlık sağlıyor bize. Küçük olması, hafif olması böyle bir rahat bir kullanım sağlıyor. Bu arada fiyatını merak edenler için söyleyeyim. Amerika fiyatı $200 civarında. Türkiye'de ise 1600-1700 liradan başlayan fiyatlarla 2000 liraya kadar gidiyor. Biraz yüksek mi? Evet, yüksek ama özellikler açısından ve sunuklar açısından baktığımızda bence iyi bir çözüm olduğunu söyleyebilirim. Hani kabloyla, antenle, şununla bununla uğraşmıyorsunuz. Gayet pratik bir şekilde hemen kullanmaya başlayacağınız bir ürün Rode Wireless Go. Evet, bir kutu açılımı videosunun daha sonuna geldik. Bundan sonra videolarımızda bu mikrofonu kullanacağımızın da müjdesini vermiş olalım. Artık daha özgür, daha rahat bir şekilde sizlere daha kaliteli, en azından ses tarafında daha kaliteli sonuçlar aktaracağımızı söyleyelim. Rode Wireless Go ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.